Ben ilk başta bir Farm Premium aldım. Farm Premium'la ıhtan ıhtan kasarım dedim. Ne olacak? 75 sonuçta 85 gibi değildir diye. Lakin spoiler vereyim arkadaşlar. Farm Premium'un üstüne bir... Hayır! Sakın öyle bir şey olmasın ya. Bir daha yapamam o kadar edit. Hayır. Kendine gel program. Sakın kitlenme. Hangangız? Ya! Ulan bir daha mı yapacağız? Hadi bir daha ya. Evet, seya 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 seya. Umarım sesim geliyordur. Bu ikinci kez yaptığım edit. Allah'ım delireceğim. Arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bunu size yansıtmayacağım. Hiçbir şey olmamış gibi profesyonel bir şekilde videoma devam edeceğim. Görmüş olduğunuz üzere, yani daha doğrusu bilmiş olduğunuz üzere Rise Online official oldu ve yeni bir iki yeni sunucu açtı. Biri Galya, biri Mantis olmak üzere. Ben de çok 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 öncelerden bir Rise Online deneyimim olmuştu. Rise Online'ı oynadım. Genellikle Asas, Okçu ve Warrior. Ben Warrior demiyorum. Warrior diyorum arkadaşlar. Buram buram. Klaslarında oynama fırsatı edindim. Hiç Priest oynamadım. Priest oynamaya da hiç özenmedim. Bana göre BP Priest biraz böyle antal ve savunmasız bir karakter olduğundan dolayı çok tercih etmedim. Belki de oynamadığım içindir. Ne olur beni linçlemeyin arkadaşlar. Mage hiç dediğim gibi oynama fırsatım olmadı. Pek de zaten sevmiyorum. Knight'da yeterince Mage oynadık kardeşim. GB'nin yüksek olduğu zamanlarda etkinlik yapalım ayağına. Derken bu yeni official release, official açılış şeyini duyduk. Biz de dedik ki neden olmasın, her gencin, her MMORPG oynayan arkadaşın dediği gibi hep her zaman derdim. Rise yeni server kardeşim, ben de başlarım derdim ve başladım da. Yalnız şöyle ufak bir hatam oldu. Complete Premium'u almamak gibi. Arkadaşlar ben Farm Pre aldım. Ihtan ıhtan ığıl ığıl gazarız, ne acelemiz var ki diyerekten aslında böyle bir harekette bulundum. Ama sonradan özellikle 60 ve 63 level'lara geldiğimde inanılmaz pişman oldum. Kasılmıyor kardeşim. Kasılmıyor ya. %100 iki katı adam ex alıyor. Adamla aynı partideyiz. Aynı görevleri yapıyoruz. Adamla dedim ki yani ne kadar fark açılabilir? Adam 65 oldu. Ben 57'de kaldım. Ya böyle bir şey olur mu? Dedikten sonra dedim ki yapacak bir şey yok kardeşim. Sen Complete Premium'u al. Onu da hemen tabii bir bu arada bilmeyen arkadaşlar için de şöyle bir bilgilendirme yapalım. En azından bir işe yarasın kaydımız. Ben ticket attım arkadaşlar oyun içerisinden. Dedim ki yönetime, değerli yönetim arkadaşlarım, ben böyle böyle bir eşek ticket ettim. Farm Pre aldım. Şu an inanılmaz pişmanım. Complete Premium almak istiyorum. Ama burada eğer sesler açıksa biraz kısın arkadaşlar. Benim Farm Prem piç olur mu diye sordum. Onlar dedi ki kral rahat ol, biz bunu çözdük. Nasıl ya? Şöyle oluyor arkadaşlar. Complete Premium aldığımda XP, Farm ve Battle Premium değil mi? 3 olması lazım. 3'ü 30 günlük geliyor. Bu cepte. Lakin benim bir de biliyorsunuz önceden kalma bir Farm Premium'um var. Yaklaşık 27 gün ya da 2 gün falan geçmişti işte. Ne bileyim 30 diyelim biz yine onu. Ben o piç olur diye korkarken o meğersem Farm Premium üst üste ekliyormuş. Bu arada XP Premium da aynı şekilde. Diğer BP Premium da aynı şekilde. Toplam son limitini bilmiyorum ama en azından 2 ay steklenebiliyormuş arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi eşeklik edip Farm Pre ile başladım ya bir şekilde kasılır deyip artık yıldıysanız ve sağda solda biraz paranız varsa ya da oyundaki hazır GB'yi siteye sattıysanız Complete Premium kesinlikle alın diyorum. Bu benim için inanılmaz rahatlatıcı bir etmen oldu. Nefes aldı çar. Allah çarpsın nefes aldı. Slota bıraktığımda eks aldığını hissediyorum. Bu bilgilendirmeyi yaptığımıza göre şimdi biraz da bu seriden bahsetmek istiyorum. Çok hızlı. Arkadaşlar ben bu seride herhangi bir iddiada bulunmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Düşman edinmek istemiyorum. Drama istemiyorum. T'ye sağ ol. Sadece eğlendiğim skime de aşağıma denk bir video serisi yapmak istiyorum. Dediğim gibi öyle ne krallığa ne klan oluşturmaya ne başka bir şeylere oralara geçiştirmek istemiyorum. Bir de en baştaki gibi ben mesela birkaç seri izledim. Ya onlar böyle step 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 yapmışlar ama ben biraz dağınık seviyorum. Hani şöyle yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Bir iki zindan gösterir. Ardına PK yapıştırır ve kapanış deriz. Açıkçası bu biraz da tam nasıl yapacağımı bilmediğimden kaynaklanıyor. Neyi nereye koysam, neyi nasıl yapsam, ki neyi nasıl yaparsam sizin hoşunuza gider bunları bilmiyorum. Ama siz bunu hani yorumlarda reis şöyle şöyle yapsan iyi olur ya da böyle böyle yapsan şunu beğenmedik falan gibi yazarsanız ben ona göre bir şeyler uydurmaya çalışırım. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Gittiği yere kadar devam ettirmek istiyorum. Çünkü fresh bir server, yeni bir server, çok oyuncusu var ve ben de çok eğleniyorum. Bir de benim içimde hep ukdedir arkadaşlar Asas oynamak. Çünkü biliyorsunuz ki malum oyunda adam kesmek için aşağı yukarı bir 20-25 bin lira harcamadan pek bir caca
olacağı yaramıyor. Ama burada öyle rakamlara ulaşmadan bile gördüğünüz gibi ezik şeylerle, quest itemlarıyla yine adam doğrayabiliyoruz. Zaten göreceksiniz aslında gördüğünüz gibi niye dediysem. Ya parasından ziyade bir de açıkçası yeni oyun, yeni motor, yeni heyecan. Motor derken tabii oyun şeysiyle, hani Unreal Engine o motor anlamında motor arkadaşlar. Neyse çok boş yapmadan sanıyorum derdimi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi PK'ya geçelim. Sizi videolarla baş başa bırakalım. PK sonrası da İstiklal Marşı kapanış diyorum. Keyifli seyirler arkadaşlar. A-E-O. Evet arkadaşlar. Yani bu videonun da sonuna geldik diyebiliriz. Elimden geldiğince keyifli bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Ama biliyorsunuz yani ben bu işlerde çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. Evet, Acemi Asas koymaya karar verdim bu arada serinin adını. Zaten başlıkta da okuyacaksınız. Umarım keyif almışsınızdır. Ben yaparken çok keyif aldım. İzlemesi de ayrı bir keyifli oldu. Müzikleri YouTube'un kütüphanesinden indirdik. O yüzden kardeşim sen de ne entelektüel adammışsın böyle country name. Yok kardeşim ben diril rap dinleyen leş falan bir adamım yani ama elde bu var onları koyunca telif oluyor diye bunları koyduk. Evet bir hatamız olduysa affola, videodaki arkadaşlarla hiçbir problemim yoktur arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize dikkat edin. Ayo.